Zeynep, Cihan abi nasıl? İyi mi? Sabah doktorla konuştuk. Hayati tehlikeye atlattı. Ama müşahede altında kalması gerekiyor. Nasıl yani? Anlamadım. Cihan'a bir şey mi oldu? Evet. Taylan Cihan'ı vurmuş. Ne? Zeynep de dün o yüzden mahkemeye gelip konuşamamış. Ha? Geldi yılanın başı. Aman be, ne haliniz varsa görün. Ne diyorsun sen ya? Aman, aman. Yürü anneciğim, yürü. Zeynep, kızım. Anne. Babanla konuştum. Dün bir şey olmuş. İyi misin? Hala babam diyorsun ya. Hala bana yalan söylüyorsun. Sen ne biçim bir insansın ya? Kızım, ne diyorsun sen anlamıyorum. Ya neyini anlamıyorsun ya? Neyini anlamıyorsun? Bıktım ben senin yalanlarından. Kızım ne yalanı? Önce baban öldü dedin. Sonra ortaya çıktı. Ama sen sürekli yalan söylemeye devam ettin. Taylan Ünsal benim babam değilmiş anne. Sen gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Taylan'ın baban olmadığını kim söyledi? Kimin söylediğinin ne önemi var anne? Kimin söylediğinin ne önemi var? Sonunda ben gerçeği öğrendim artık anne. Ben babamın kim olduğunu biliyorum artık. Sen de öğren artık Ege. Benim babam Bülent amcaymış. Kızım bak ben sana yalan söylemek istemedim. Ama ne anne ama? Ben hapse girince seni Bülent'e emanet ettim. Ona her şeyi anlattım. O da sana baba gibi sahip çıktı. Ama bir ailesi vardı, söyleyemedim. Ben de söyleyemedim. Niye? Üzülme diye. Üzülme diye. Ya ben şimdi üzülmedim mi? Ha? Ben şimdi kahrolmadım mı zannediyorsun? 20 yıl. Koskoca 20 yıl. Kocaman bir yalanla yaşamışım. Ve sen hala yalan söylüyorsun bana. Ben seni kaybetmemek için, kaybetmekten korktuğum için söyleyemedim. Sen beni kaybettin anne. Sen beni asıl şimdi kaybettin. Seni bir daha görmek istemiyorum. Zeynep. Bak. Ha bir de şunu çok merak ediyorum. Acaba ben senin gerçek kızın mıyım ya? Çünkü insan kızına bunu yapmaz biliyor musun? Onu böyle yalanlarla büyütmez mesela. Ne diyorsun kızım? Seni bir daha görmek istemiyorum. Artık benim annem yok. Zeynep bak. Sen benim için bir ölüsün artık. Gönül teyze, böyle olacağı belliydi. En başında uyardım seni. Gerçekleri Zeynep'e anlat dedim. Cihan söyledi değil mi? Ona da Taylan söyledi. Ya ne önemi var ki? Ben en başında anlatacaktım Zeynep'e. Ama sen engelledin beni. Ne yapsaydım? Söyleseydim aynı şeyler yaşanmayacak mıydı? Ya benden değil, Cihan'dan değil. Ama senden öğrenmeliydi bunu. Taylan Ünsal ortaya çıktığı anda Zeynep'e gerçekleri söylemeliydin. Ne değişecekti Ege? 20 yıllık sır ortaya çıkınca yine bana öfkelenmeyecek miydi? Yine beni terk etmeyecek miydi kızım? Evet. Evet ama en azından senden öğrenmiş olacaktı. Sen Zeynep'e yalan söyledin Ege. En başından beri babasının Taylan olmadığını biliyordum. Ne diyorsun sen ya?
Neden bekledin diyorum. Madem biliyordun Zeynep'in babasının Bülent olduğunu, niye sakladın bunu ondan? Niye gizledin? Sen de yalan söyledin ona. Bu seni ilgilendirmez. Zeynep Taylan'ı babası sanıp aynı sofraya otururken sen sakladın bunu ondan. İtiraf et, sen yalan söyledin ona. Sen de kandırdın Zeynep'i. Cihan! Bakalım Zeynep senin de ona yalan söylediğini öğrenince ne hissedecek?